Infinitif'i shift fiil ve infinitif diye anlattım size zaten. Nasıl anlatmıştık? Mesela she will go to United States to learn English. Sonuna bizim masterlardan herhangi birini ekleyerek sebep cümlesi yapıyorduk, değil mi? To learn English neydi? İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gidecek. I will go to USA to be able to speak English. İngilizce konuşabilmek için gideceğim ben de. O öğrenmek için ben konuşabilmek ability var fark olarak. İkisi de masterlarımızdandı. You will go to USA to have to speak English. İngilizce konuşmak zorunda kalmak için gideceksin Amerika'ya. Üç tane farklı master yaptım. Hani 10 masterımız da gelebilir buraya. Bunu görmüştük zaten. Bir cümle var, öznesi belli. İşte İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gideceksin sen. Ya, işi yapacak olan belli. Şurası sonu Mac için olayı biraz genel bir kavram. Öğrenmen için falan değil mesela, öğrenmek için genel bir kavram. Ama birinci cümlede belli bir özne var. Bu işte normal infinitif. Bazı durumlarda öznesi belli olmayan infinitifler çıkıyor karşımıza. Ha, bu da aynı. Öznesi belli. İlla böyle etken bir cümle olmak zorunda değil. Böyle bir oluş cümlesini de bağlayabiliriz. I am ready to learn English. İngilizce öğrenmeye hazırım. He is willing to speak English. İngilizce öğrenmeye konuşmaya istekli. Yine bunlarda da ister to be cümlesi olsun, ister to be'li bir cümle olsun. Ama hepsinde özne belli formülü bu. Önce cümleyi kuruyoruz. Ben hazırım. Sonra neyse o şeye ekliyoruz. İngilizce öğrenmeye hazırım. Öğrenmek için gideceğim gibi. İkincisinde özne belli değil. Kim yapacak bir şey, hani birine özel bir durum yok. Daha genel geçer şeyleri konuşurken kullanıyoruz bunu mesela. It is very hard to learn Chinese. Çince öğrenmek çok zor. Kimin için zor? Benim öğrenmem falan gibi değildir burada. Ya da ne bileyim, İngilizce Çince öğrenmek için şunu yapacaksın, bunu istiyorsun tarzı bir cümle değil bu. Öznesi yok. Herkes için genel geçer bir cümle. Çince öğrenmek çok zor. It is very hard to learn Chinese. It is very nice to see you. Seni görmek çok hoş. Kimin için hoş? Herkes için hoş. Seni görmek genel olarak hoş. Veya it is useful to be able to speak a foreign language. Yabancı bir dil konuşabilmek çok faydalı, çok kullanışlı. Kimin için? Herkes için. Dolayısıyla böyle cümlelerde it is'le yapıyoruz. It is useful to be able to speak. Az öncekinden farkını az çok anladınız herhalde, değil mi? Az öncekilerde belli bir özne var. Bir iş yapacak, ona bir sebep cümlesi ekliyorduk. Ama burada artık o olayımız değişti. Ve herkes için genel bir şey, genel geçer bir kural söylüyor gibiyiz. Mesela şu birincisi özellikle. It is very hard to learn Chinese. Ama bunu yine de bir araya bir özne sokuşturup şöyle de yapabiliyoruz. It is easy for you to learn English. Bu da şu demek. Şuradan sonrası burayı ara özne gibi düşünün. Burası maviden başlayan kısmı senin Türkçe öğrenmen demek. Senin öyle çevirmeyin yani şey gibi. Türkçe öğrenmek senin için çok kolay da denebilir ama aslında bunu böyle çevirmek lazım. Senin Türkçe öğrenmen çok kolay.
It is difficult for him to understand you. Onun seni anlaması çok zor. Bu tip araya zamir giren modellerde onun bu eylemi yapması diye tercüme etmek lazım. It is difficult for him to understand you. Bu it is'li cümleler çok kullanışlı cümlelerdir. Sıkıştığınızda çok kolay kullanırsınız. Ve çok işe yarayan, ben hani çok seviyorum bunları kullanmayı. Çok da işime yarıyor. Diyelim ki, it is difficult for us to speak English very fluently because we live in Turkey. Gibi başka şeylere de bağlayacağız sonra. Şimdi şu versiyonu şahıs araya almadan direkt bağlama versiyonu. Ve genel kuralda araya bir zamir koyacağımızda for'la konuyor. Onun gitmesi, onun anlaması, onun öğrenmesi, onun konuşması. Mesela, it is very exciting for you to dance. Senin dans etmen çok heyecan verici gibi. Bir de bazı kelimeler var. Kelimeler, yani sıfatlar daha doğrusu. Az önceki gibi araya bir şey aldığında, zamir aldığında for almıyor, of alıyor. Nasıl? Şöyle. It is crazy for Tom diyecektim ya, of alıyor. Crazy'den dolayı burası for olamıyor, of oluyor. It is crazy of Tom to drive this car. Tom'un bu arabayı kullanması çılgınlık. It is stupid of him to sign this contract. Bu anlaşmayı imzalaması aptallık veya onun aptallığı bu şekilde çevriliyor. Buradaki birkaç tane işte mesela nice, to be rude gibi ne bileyim, to be clever, onun zekası diye yazsak bir cümle yazılabilir. İşte çılgınlık, işte aptallık, iyilik, dürüstlük gibi bazı kelimeler. Ben daha çok hani ben bunun için şunu şablon aldım. It is stupid of him. Onun aptallığı diye. Bu tarz cümleleri of'la yapıyoruz. Onu tutuyorum aklımda. Ama şunları bazılarını ben de unutuyorum yani. Mesela strange. Onun tuhaflığı derken strange de of alanlardan birisi. Onun kibarlığı derken de gene of alıyormuş. Unutursak ne diyeceğiz? Genel kural nedir? For'lu olan. Mesela unuttuk diyelim. It is polite for him diyebiliriz işte şu davranışı yapmak. Onun kibarlığı diyebiliriz. Ama polite aslında of alıyor. Bunlar istisnalar. Öyle düşünün. Bu konuda bu kadar aslında. Soru var mı? Infinitive ile ilgili. Örnek yapacağız şimdi. Infinitiflerden hani geçen sormuştunuz örnek diye. Öncelikle o ilk baştaki öğrendiğimiz versiyondan biraz örnek yapalım. Eve yürümek için yorgunum. Ahmet senden başlayalım. I'm very tired. Tired for yok. To walking. To walk home. To walk home. I'm too tired to walk home. Eve yürümek için çok yorgunum. Bu kitap okumak için zor. This book is hard to read. This book is hard to read ya da is difficult to read. Bazı köprüler geçmek için tehlikelidir. Some bridges are dangerous to pass diyebiliriz. To pass. To cross diyebiliriz. Ben Türkçesini ben söyleyecektim. Bu oda ders çalışmak için çok gürültülü. Diz. Oda neydi?
Room. Room. This room is very very noisy. Gürültülüyü unuttum şu anda, noisy. Özür dilerim. This room is too very noisy. This room is very noisy to study. Study. Evet. Gitmek için özgürsün. You are free to go. You are free to go. Sana yardım etmeye hazırım. I am ready to your help. To help you. What? To help you. Burada I am ready for you to help destek olur muydu? Senin için. Yok. Zaten sonunda you diyoruz ya. I'm ready to help you. Şirketin finansal durumu yeni bir araç satın almak için yeterli. It is. Öznesi belli. Şirketin finansal durumu. Financial station of company is enough to sell new car. Evet. Bir kelime yüklem hatalı mı olsun? Yapı doğru. The financial situation of the company is enough to buy a new vehicle, new truck. Neyse, burada tır diye sormuş. Ben araç dedim herhalde. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. The company's financial situation diye de söyleyebilir miyiz? Tabii ki. İki türlü tamlamamız var ya. Oflu. Bu ama bunu öğrenin bak. Bu the financial situation of the company. Yani artık adınız gibi kolay söyleyeceğiniz bir şey olması lazım. Çok kullanılan bir model bu. Hatta şeyi ezberlediniz mi? İstanbul'un en önemli problemlerinden biri. Hızlı evet. Söyleyecek olan var mı? Evet. Kim söyleyecek? Söylesin. One of the most problem of the Istanbul. One of the... Bir daha söyle. One of the most problem of... Most? Problem most of important. One of the most important of the Istanbul. Karıştı. Biraz karıştı. Başka? Söyleyeyim mi hocam? Tamam. One of the most important problems of Istanbul. Evet. One of the most important problems of Istanbul is traffic. Söylemek isteyen varsa böyle takılmadan dinleyebiliriz. Bu da onun gibi. The financial situation of the company is enough to make new investments. Da diyebilirdik mesela. Yeni yatırımlar yapmak için yeterli. Yalnız kaçıncı gündeyiz bakın. Uğraştım. Şey deseydik olur muydu? O aklımıza gelmedi diyelim. The company's financial, hani şirketin finansal gibi. The company's financial situation diyebiliriz. Ama genelde off'lu kullanılıyor ama genelde değil mi? Aynen, off'lu kullanım şık bunda. Nedense yani bazı şeylere bir model daha iyi gidiyor. Ona göre ya da insan alıştığı için duymaya ve söylemeye bu daha hoş geliyor kulağa. Bugün en kaçı? 9'u. Biz aşağı yukarı 2,5 haftadır falan ders yapıyoruz. Yaptığımız cümle bayağı bir hani komplike cümleler yapmaya başladık farkındaysanız. The financial situation of the company is enough to buy a new car. Evet, biraz daha yapalım. Zaten süreyi aştık bugün yine. 5 dakika daha yapalım, bitirelim.